Kışlık sebze kurutmalı ve çamaşır kurutmalı şeklinde projemin adını koydum. Şimdi projenin problemi ve gerekçesine gelirsek, yazın yapılan kışlık hazırlıklardan biri de biber, patlıcan, kabak, bamya gibi sebzelerin kurutulmasıdır. Geleneksel olarak bu sebzeler iplere dizilerek balkonlarda kurutulmaktadır. Kapalı balkon olmayanlar yağmur yağdığı zaman zor durumda kalıyor. Gece ya da ev sahibi evde yok, yağmur yağarsa sebzeler ıslanabiliyor. Bu da masraf ve verilen emeğin boşa gitmesine sebep oluyor. O yüzden bu sebzeleri yağmura karşı koruyacak bir kurutmalığın tasarlanması gereklidir. Ve aynı kurutmalık çamaşır asmak için de kullanılabilir. Çalışan kişilerin evden çıkmadan önce astığı çamaşırları korumak amaçlı da kullanılabilir. Tabii bu bölgeden bölgeye de değişebilir. Örneğin ben şu an Kütahya'da yaşıyorum. Bandırma'da yaşarken sebze kurutma denilen bir olay kesinlikle yoktu. Eğer Bandırma'yı bilenler varsa çok nemli bir yer. Hatta bir kere orada tarhana yapmaya kalkıştık. Pişman olduk yani. Bayağı bir zorlanmıştık. Şimdi projenin amaçları kurutmalık sebzeleri yağmura karşı koruyacak bir kurutmalık geliştirmek ve çamaşırları yağmurdan korumaktır. Şimdi bu amaçla, yani daha doğrusu bunları sağlamak için iki tane amacımı söylemiştim. Hedefleri de belirledik. Kurutmalığın mekanik dizaynını yapmak, yağmur yağmadan önce kurutmalığın üstünü örtecek ve yağmur durduktan sonra geri açacak malzemeyi yapmak ve mekanizmasını kurmak. Kurutmalığın üstünü örtme komutunu verecek ve yağmur durduktan sonra geri açacak yazılımı oluşturmak. Ve yağmur sensörünü kurutmalığa monte etmek. Bu amaçla kurutmalığı kendimiz uygun malzemeleri alıp kurabiliriz. Ya da hazır kurutmalık da satın alabiliriz. Yani modüler bir şekilde de olabilir. Aynı şekilde şemsiye de hazır olarak temin edilebilir. Program yazılımının yapılarak düzeneğinin kurutmalığa monte edilmesi de faaliyetlerden birisi ve yağmur sensörünün alınıp montajının yapılması da diğer faaliyet olarak belirlenmiş oldu. Şimdi burada sadece buluşun ortaya çıkması üzerine İş zaman planı yaptım. Yoksa daha öncesinde yani bir beyin fırtınası ya da altı şapkalı düşünme tekniğiyle hani eleştirilecek yerler, olumlu yönler, olumsuz yönler gibi şeylerin de tartışılıp karara bağlanması gerekir. O yüzden kurutmalığın kurulumu 1 ay, şemsiye 2 ay, yazılım 3 ay, yağmur sensörü de dördüncü ay sonunda gerçekleştirilir. Yani 4 aylık bir sürede proje ürünü ortaya çıkabilir. Şimdi projenin sonucunda geliştirilecek ürün, yağmur sensöründen gelen komuta göre kurumaya bırakılmış sebzelerin veya çamaşırların üstünü otomatik olarak örtecek. Yağmur bittikten sonra geri açacaktır. Şimdi tabii ki öncelikle bir literatür taraması da yapmak gerekiyor. Önceden böyle bir proje yapılmış mı ya da benzerleri var mı diye. Zaten sürem kısıtlı olduğu için çok araştıramadım ama ilk taramada bile yani yağmur damlası denilen bir sensörün olduğunu gördüm. Böyle bir sensör olduğunu bilmiyordum. Ve yağmur alarmı olarak da kullanılabiliyormuş. O da güzel bir şey. Şimdi öncelikle kendim elimde çizim yapmaya çalışmıştım ama onu beceremedim. Sonra Paint'e yapıştırdım kendi resmimi. Şurası balkon oluyor, sarı bölge. Şurası mavi yer, balkonun duvarı. Şurada gri yer, bulutlar geliyor, yağmur yaklaşıyor. Üstte ilk düşündüğümde mesela şey gibi, açık arabaların üstünü örten mekanizma gibi bir kızak mekanizmasıyla kapanabilir gibi düşünmüştüm. Sonradan bunun daha karışık olabileceği ya da daha maliyetli olabileceğini düşündüm. Bu şekilde basit bir balkon çamaşır kurutmalığının üstüne bir şemsiye gerilebilir. Maliyeti azaltmak için ya da daha ergonomik olması için. Aynı şekilde bir çamaşır kurutmalığı deyip geçmemek gerekiyor. Birçok versiyonlu tasarımı varmış. Şemsiyeler de o şekilde. Şu resimleri internetten aldım. Bunlar kendimiz de tasarlayabiliriz. Proje yönetimi, şimdi burada şemsiye ve kurutmalığı dışarıdan alırsak proje gayet kolay gidecek gibi gözüküyor ama kendimiz temin etmeye kalkarsak, benim branşım da olmadığı için bir meslek liseleriyle iletişimde olmak gerekiyor gibi geliyor. Yani makine öğretmeni, elektrik ve elektronik öğretmeni, bilişim öğretmeni,
Yine bu yağmur nasıl oluşuyor, iklimlendirme ve tesisat diye bir bölüm de var meslek liselerimizde. Oralarla bağlantı kurulup işbirliği yapılabilir. Şimdi henüz daha bu şekilde bir görev paylaşımı yapmadım. Öğretmen ve öğrenciler olmadığı için ortak olarak. Dediğim gibi aslında sistem basit. Bir yağmur sensörüne ihtiyacımız var. Bir adet şemsiye, kurutmalık ve o sensörden gelen komuta göre şemsiyeyi açma kapamayı sağlayacak düzenek. İnternette bunların en ucuz düzeydeki fiyatlarına baktığımda bile bir 200 liralık maliyeti olduğunu gördüm. Bir de biz kendimiz şu an yani meslek branşımız olmadığı için o programı kurmada ya da birleştirmede sıkıntıya girebiliriz. O yüzden yardım alabiliriz dışarıdan diye 50 liralık da bir hizmet alımı maliyeti ekledim. Böylelikle 250 liralık bir masraf olmuş oldu bir ürünün. Şu an için okul aile birliği finansman kaynağı olarak gösterilmiş oldu. Şimdi 250 liralık maliyet olunca tabii onu 300 liraya satış fiyatı koymak zorunda kalıyoruz. Çünkü daha hesaplamadığımız giderler de ortaya çıkar. Şu an çünkü benim aklıma gelenler bunlar yani tek başıma. Yoksa daha başka eminim ki masraflar çıkacaktır. 200 adet 5 yıl dedim ama yani o Arduino ya da düzenek ne kadar olur bilmiyorum ama diğerleri 5 yıldan daha fazla da garantisi olur. Dağıtımı kargo ile olacak. Reklam tanıtım faaliyetlerinde ilde düzenlenen teknik fuarlar oluyor. Orada tanıtılabilir. Okul sitesinin ürünle ilgili video yüklenebilir. Yerel TV ve gazetelerde haberi de çıkabilir. Tanıtım ve yaygınlaştırma olarak. Şimdi programla değerlendirilmesine gelirsek fen bilimleri için tabii bunlar daha da içine girdikçe ayrıntılı olduğu gözüküyor. Şu an benim ilk etapta da aklıma gelenler nem ve yağmurun birbiriyle olan ilişkisi, yağmurun oluşumu, yine o sebzelerin sağlıklı bir şekilde kurutulması gibi kazanımlar geldi. Teknoloji olarak da orada temel programlama bilgisi ve komut yazma bilgisine sahip olmak gerekiyor. Mühendislik olarak da ya eğer bir kızak mekanizması kurulacaksa yani otomatik olarak üst örtülen araba gibi bir mekanizma olacaksa orada gerçekten büyük bir mühendislik bilgisi gerekiyor. Yine onun için ergonomik malzeme, en uygun, en ekonomik malzeme, en kullanışlı yani taşınması kolay gibi açılardan da incelenmesi mühendislik bilgisine giriyor. Matematik dersi olarak da yazılım için gerekli olan mantıksal operatörleri kullanma var. İşte o mantıkta V bağlacı veya bağlacı veya yazılım kodlarında if döngüsüne girmek gerekiyor. Onlar için de matematik lazım oluyor. Yine şemsiye ile kurutmalığın birbiriyle orantılı olması gerekiyor. Onun için de oran orantı bilgisi gerekiyor. Ve en sonunda da bu kazanımları müfredatın analizi şeklinde yazdığımız zaman fen için yağmur, nem, sağlıklı beslenme, teknoloji, mekanizmayı çalıştıracak komutların yazılımı, mühendislik için de yine malzemelerin montajlanması ve uygun malzeme seçimi, matematik için de dediğim gibi matematiksel bağlaçlar, mantıksal bağlaçlar ve oran orantı bilgisi gerekiyor. İlk etapta benim tek başıma aklıma gelenler bunlar ama dediğim gibi grup çalışması yaparken bunların teker teker tartışılması gerekiyor. Daha farklı şekilde de planlamalar yapılabilir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim.